İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe Haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Konseyi'nin 33. toplantısı. Yeni Kaledonya Kongresi'nin yeni başkanı açıkladı. Azerbaycan'la yapılan anlaşma yasa dışı. Artsah Ermenilerinin zorla sürgün edilmesi ve etnik temizliği Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde görüşüldü. Bakü Stepanagert'te 5000'den fazla devlet ve devlet dışı kurum çalışanının yaşadığını duyurdu. Gerçekleri doğrulama platformu videodaki gerçekten Stepanagert'in Tumanyan Caddesidir ve Azerbaycanlılar tarafından yıkılmaktadır. Birleşmiş Milletler İsrail'in Lübnan'ın kuzeyinde bir konut binasına düzenlediği hava saldırısıyla ilgili soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Bakü iklim zirvesi öncesinde imajını temizlemek için 4.7 milyon dolarlık halkla ilişkiler firmasını kiraladı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Konseyi'nin 33. oturumu 14 Ekim'de gerçekleşti. Oturumun açılış konuşmasını Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Didya Margosyan gerçekleştirdi. Devlet Başkanımız 30 Ekim'de gerçekleştirilecek bilimsel konferans hakkında konuşmada bulundu. Ayrıca 17 Aralık'ta Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi'nin 20. yıl dönümünü kutlayacağımızın bilgisini verdi. Bayan Margosyan yerli halkların topraklarına sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve kimliklerini koruma konusunda tam haklara sahip olduklarını vurguladı. Sevr Antlaşması'na değinen Margosyan, bunun barışa ulaşmanın anahtarı olduğunu ifade etti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan, kendi devletimize sahip olmanın öneminden bahsetti ve bu sayede kendi kaderimizi tayin etme hakkımızı teyit edeceğiz dedi. 18 Nisan'da bağımsızlık yanlısı bir milletvekilinin Bakü ile işbirliği anlaşması imzalaması Yeni Kaledonya'da büyük endişe yarattı. 14 Ekim'deki oturumda kongrenin yeni başkanı Velma Faleo, anlaşmanın yetkisi olmayan bir milletvekili tarafından imzalandığı için yasa dışı sayılması gerektiğini duyurdu. Ağustos ayında seçilen Faleo, İlham Aliyev liderlerindeki Bakü yetkililerini kendi halkına karşı suç işlemekle suçladı. Anlaşma gerekli istişareler yapılmadan imzalandığı için eleştirildi ve bağımsız olmayan yerel gruplar Bakü'nün yeni Kaledonya'daki nüfuzunu kınadı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 9 Eylül 11 Ekim 2024 tarihleri arasında Cenevre'de düzenlenen 57. oturumunda Artsakh Ermenilerinin zorla yerinden edilmesi etnik temizlik, Ermeni kültürel ve dini mirasının yok edilmesinin yanı sıra Azeri diktatörlüğünün işgali de gündeme geldi. Doğu Ermenistan'ın toprakları ve Azerbaycan'ın toprak emelleri tartışıldı. Doğu Ermenistan heyeti 43 konuşma yaptı ve 19 ortak açıklamaya katılarak Ermeni savaş esirleri ve kayıp şahısların sorunlarına ve Bakü'deki Ermeni nefretinin tezahürlerine dikkat çekti. Nüfusu azalan ve etnik temizliğe maruz kalan Stepanagert'te 5000'den fazla insan yaşıyor. Veriler, şehrin yeniden yapılanma, inşaat ve yönetim hizmetinin genel müdür yardımcısı Hamit Mehdiyev tarafından yayınlandı. Mehdiyev, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin Hankent'e, Stepanagert'e dönüşü henüz başlamadı. Ancak şu anda orada devlet ve devlet dışı kurum çalışanları olan 5000'den fazla insan yaşıyor.'' Karabağ Üniversitesi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte 1200 öğrenci de buraya yerleşti dedi. Artsak'ın nüfusunun azalmasından sonra Bakü yetkililerinin yerel Ermeni sakinlerinin taşınır ve taşınmaz mallarına el koyduğunu, ayrıca Ermenilere ait ev ve binaları yasa dışı olarak yıktığını da belirtmek gerekir. Artsak Kültürel Mirası Koruma Kamu Konseyi Sekreteri Sergey Şahverdiyan kendi Facebook sayfasında Bakü yönetimi işgal altındaki İstepanagert'teki konut binalarını toplu imha etmeye başladı diye yazdı. Gerçekleri doğrulama platformu videoda Azerbaycanlıların Tumanyan Caddesi'ni yıktığını tespit etti. Mart ayında Arsah Parlamento binasını yıkmaya başladıkları öğrenildi ve Azerbaycan televizyonu bunu ayrılıkçılık sembollerinin yok edilmesi olarak sundu. Videolardan Mıhitar Goş ve Azada Mardik sokaklarındaki binaların yanı sıra Artsakh Devlet Üniversitesi mahallesindeki binaların da yıkıldığı, ardından üniversitenin görünümünün değiştiği anlaşılıyor. Salı günü Birleşmiş Milletler İsrail'in Lübnan'da 12'si kadın ve ikisi çocuk en az 22 kişinin ölümüne yol açan hava saldırısıyla ilgili soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi saldırının uluslararası insancıl hukuku ve savaş kurallarını ihlal edebilecek dört katlı bir konut binasına yapıldığını bildirdi. İsrail ordusu uçak savar savunmasının Hayfa bölgesinde Lübnan'dan fırlatılan füzeleri yakaladığını bildirdi. Ayrıca İsrail'in hava saldırılarında onlarca Hizbullah savaşçısı öldürüldü. İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyrut'ta dahil olmak üzere Hizbullah'a saldırmaya devam edeceklerini belirtti. Netanyahu, Biden'a İsrail'in İran'a tepkisinin askeri hedeflerle sınırlı olacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e destek amacıyla bölgeye ek hava savunma sistemi konuşlandıracağını duyurdu. Bakü'nün diktatör ve yozlaşmış hükümeti, Kasım ayında Bakü'nün COP29 Uluslararası Konferansı'na ev sahipliği yapmasından önce lekelenen imajını temizlemek için bir Amerikan PR firmasına 4.7 milyon dolar ödüyor. Nick Cleveland Stout'un Responsible Stakecraft .org'da yayınlanan bir makalesine göre Şubat ayında Bakü savaşan petrol devletini rahibe Tereza'ya benzetmek için halkla ilişkiler firması Teneo stratejiyi işe aldı. Teneo, Bakü COP29 gündemini tanıtmak için 88 farklı küresel medya kuruluşundan 144 gazeteciyle yaklaşık 500 kez temasa geçti. Bakü yetkilileri TNO'nun COP29'un iletişim fonksiyonlarını organize ettiğini ve medya ilişkileri kapasitesini oluşturduğunu söyledi. Nick Cleveland Stout, TNO'nun en az 5 yöneticisinin sürekli olarak Bakü'de bulunduğunu kaydetti. Aliyev'in baş danışmanı Hikmet Hacıyev utanmadan COP29 ateşkesini ilan etti. Bu da Bakü'nün dünyadaki tüm savaşan taraflara Kasım konferansı sırasında ateşkes ilan etmeye çağırdığı anlamına geliyor. Tenio ayrıca Bakü merkezli bir medya formu düzenledi ve burada Bakü COP yönetim ekibiyle reportajlar yapıldı. PR şirketi Bakü PR görevi için 17 kişilik bir ekip seçti ve yetkililer şirketin çalışmalarından memnun. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadar dön gördük. Hoşça kalın.